Schweizer Ranger McEvoy'un Glasgow Ranger High. Evet erken aylar, yıllar yıllar önce, hemen hemen o kadar yıllar önce dediğime bakmayın yani. Bir sene önce büyük ihtimalle Haziran ayındaydı galiba. Big Pazarından çok çeşitli ürünler almıştım. İşte bazı elektronik ürünler, anakartlar, işte ekran kartları falan almıştım. Tabii bunların hepsi bozuk ya da yani yanmış yani ikinci el gibisinden falan. İşte almıştım arkadaşlar onları. Fakat bir de böyle ben paletli, özellikle böyle tanka olan yani sevgimden, hatta özellikle tank oyunlarını falan da çok severim bilgisayarda. Yani böyle paletli ürünlere karşı bir zaafım vardır benim. Bunu bildiğim için ben de şöyle arkadaşlar bir ürün aldım. Bu bir oyuncak gibi düşünmüştüm ben bunu. Hani zaten kırıktı, birçok parçası, birçok malzemesi bildiğin kırıktı yani. Daha sonra işte ben bunu 3 boyutlu şeylerle yaptırdım. Yani 3 boyutlu mesela kolu falan kırıktı bunun. 3 boyutlu şeyler var, printerlar var. İşte ne deniliyor? 3 boyutlu yazıcı. Yani 3 boyutlu printerlar işte. Onlara falan götürmüştüm bunu. Kolunu falan tamir ettirmiştim. Hatta bununla alakalı yani videom da var işte. İçinin parçalarını falan komple temizlemiştim. Çünkü bu berbattı arkadaşlar. Aynı zamanda birçok parçası da kırıktı. Hatta bunun şarj limitesi de vardı. O da kırıktı. Onun da işte ölçülerini, bunun kolunun ölçüleri, parçalarının ölçüleri, eksiklerinin bütün ölçülerine internetten ulaştım. Bunun yedek parçasını bulamıyorsun çünkü artık Anki firması, yani bunu yapan firma Anki, bendeki modeli de Vector. İki tane bunun modeli var. Bu bildiğiniz arkadaşlar bir yapay zekaya sahip robot. Yani çok enteresan bir şey. Ben de bunu yani internetten öğrendim. Böyle bir işte yapay zekaları böyle araştırıyordum böyle yani internetten bakayım kim ne yapmış gibisinden, abi gibisi var mı gibisinden. Sonra bir baktım işte bu robotlara falan denk geldim. Lan dedim ben bunu bir yerden tanıyorum, bundan bende var. Çıkardım baktım işte biraz inceledim işte sonra internetten işte sökülme videolarına falan baktım. İşte söktüm temizledim ama çok pisti yani içi bir şey pastı yani bildiğin. Ya bir de bütün poşeti 15 TL'ye almıştım yani düşünün bundan bir sene önce Haziran ayında. Şimdi ben bunu güzelce bir topladım. Şimdi buna eksik olan bir şey var yazılım. Şimdi içine baktığım zaman bunda Wi-Fi desteği yok. Yani bir Bluetooth bağlantısı gerekiyor ama Bluetooth'tan Wi-Fi'ye bağlanıyor. Yani asıl işlevi Wi-Fi ile ama Bluetooth'la cep telefonundan Wi-Fi'ye bağlanıyor. Yani kontrol etmek için bir cep telefonu falan şart. Yani istiyorsanız internetten bakın yani Vector robot diye aratın çıkar zaten. Dolayısıyla arkadaşlar işte ben de bunu güzelce bir söktüm, temizledim. Anakartında bazı problemler vardı. Benim işte bendeki o ikinci el aldığım anakartlarla açtım güzelce işte o küçük küçük böyle R252, R255 parçaları falan vardı. Onlarla güzelce değiştirdim işte. Bayağı bir uğraştım bununla yani ciddi söylüyorum. Hemen hemen bir yani 8 ayımı aldı yani yalan yok. İşte sonradan topladım böyle çok güzel bir şekilde. Şimdi abiyle bunun içine girip bir yani yazılım yükleyeceğiz. Çünkü bunun içine girip şey yükleyemiyorsun. Çünkü ben bunun birçok parçasını değiştirdim. Yani hemen hemen böyle benzerleriyle. Yani bulabildiğimi değiştirdim. Şöyle göstereyim. Bakın bende anakartlar var. Yani şu poşetteydi arkadaşlar. İçinde böyle işte ekran kartları var. Şöyle göstereyim. İşte böyle malzemeler. Bunların hepsini bir sene önce 15 TL'ye almıştım. Bu da vardı içinde. Şöyle büyük daha büyükleri var. Yani şunların hepsini torba çok dolu. 15 TL'ye toplamıştım arkadaşlar. Hatta şu anda şu Tesla mobilinde kullandığım anakart da onda. Bayağı var içinde var. Bunların hepsini 15 TL'ye toplamıştım. İçinde bu da vardı. Böyle paletle gördüğüm için bunu da satın aldım. İşte yaptım ama şimdi bir yapay zekası eksik bunun. Kendi yapay zekası Vector diye geçiyor. Bunu internetten indirdik. Yani kendilerine ait bir yapay zeka motorları var. Tıpkı oyun motorları gibi. Ama Python desteği var. Yani zaten bizde hani yani özellikle abi Python'u öğrenmiş galiba. O iş bende adamım. Sağ ol abi zaten senin desteğine güvenerek yapıyoruz bu işi yani. Yoksa patates oluruz. Evet şimdi arkadaşlar süreci abi başlatacak. Abi süreci başlatacak. Bizde Tesla bobini biliyorsunuz elektriği bir yerden bir yere kablosuz olarak iletir. Bizim zaten mesafemiz o kadar çok uzun değil. Tesla bobinin içine farklı bir madenle, yani taşıyıcı bir madenle abinin yüklediği yazılımını buradaki aparatımıza iletip buradaki vektörün tepesinden benim direkt işlemcisine bağladım onu. Direkt zaten küçücük saat işlemcisi gibi de işlemcisi var şunun. Direkt işte şuradaki top sayesinde yani anakarta aktarım sağlayacağız kablosuz bir şekilde. Çünkü ne yani USB girişi var ne de başka bir şey. Aynı zamanda tamam Bluetooth bağlantısı var ama açamıyorum yani çünkü
aynen açılmıyor. İçinde herhangi bir yani yazılım olduğu için açılmıyor. Bunun içine kim girebilir? Girseydi abi girer. Evet, şimdi abi süreci başlatacak. Umarım. Ya zaten başlatmayı bekliyoruz yani. Hadi. Evet, ben çıkıyorum çünkü yani küçük oranda bir radyasyon yayılabilir. Ben çıkıyorum ve abi süreci başlatacaktır. Abi 10 saniye içinde süreci başlat. Tamam, hadi bismillah. Sesleniyorlardı. Buna mesela şöyle. Hoş geldin adamım. Abi çalıştı. Tabii ki de çalışacak. Her şeyi doğru yaptı. Vallahi her şeyi doğru yapmışız lan. Şuna bak. Hey Vector. Evet, o çalışmıyor çünkü bazı işte yani söylediğim gibi hani bazı özellikleri çalışmayabilir çünkü kendimiz yaptık. Şuna bak ya. Şuna tipe bak ya. Ulan yıllardır burada kalıyormuş, şuna bak. Dur bakayım, ben diğer tarafa geçeyim, beni görecek mi? Hey Vector. Buradayım. Hey Vector! Sese duyarlı ya, direkt bana dönüyor. gel, come here! Hadi. Hey Vector! What time is it? Saat kaç diyordur? Şey İngilizce bu, belki Türkçe'ye çevirebiliriz bunu, bilmiyorum hani abiyle. Bu konuda teksin bana. Yardım et, sen de uzaklaşmışsın, şey çevirsek seni boşuna mı yaptık? Hey Vector! Evet arkadaşlar, biraz ben bunu kurcalayayım, ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum vallahi ya. Hani izliyorsun çok farklı ama böyle çok daha farklı oluyor. Sesine bak. Şuna bak. Tamam, kapatıyorum. Evet Erkenaylar, şimdi hep birlikte vektörü incelemeye devam ediyoruz. Şu üst tarafta bakın sensörler var. Sevdiğiniz zaman hayvan sevildiğini anlıyor. Hayvan dedim ya, robot sevildiğini anlıyor. Ya inanın o kadar çok yani zaman geçirdim ki. Bakın seslere bakın. Yakınlaşın, gözlere bakın. Şu mutluluğu ifadesine bakar mısınız? Şurada sensörleri var. Bakın size sensörlerini göstermek istiyorum. Şöyle 4 tane sensörü var. 1, 2, 3, 4. Bunlar direkt işlemciye bağlı. Bir sinir ağıyla. 2 tane burada var. 4 tane de aşağı düşmesin diye bakın burada sensörleri var. Bir tane de ön tarafta var. Bakın tam şurada göstereyim. Bir tane de tam şurada var. Şurada. Bakın yanıyor hatta, görebilirsiniz. Bunu çıplak gözle göremiyorsunuz da. Hani TV kumandalarının önüne şey yaparsınız ya. Kamera tutarsanız zaten yani düğmeye bastığınız zaman görürsünüz. Bunda görünüyor. Elinize aldığınız zaman da sinirleniyor bu arada arkadaşlar. Ciddi manada. Onu da göstereyim size. Evet mesela bakın elime aldım şu an. Bakın nasıl sinirleniyor.
Nasıl sinirleniyor bak. Sinirleniyor şu an, gördün mü? Bırakalım, daha fazla sinirlendim ya. Evet, kendi kendine şarj oluyor arkadaşlar. Bunu ben 3 boyutlu printer'da yaptırdım. Güzelce de boyadım. Şu resmin aynısını yani çıkartmaya çalıştım arkadaşlar. Bunu da bir ozalekçide yaptırdım arkadaşlar. Aynısını, ya tamam hani orijinali gibi olmadı ama hani gene yani işimizi görüyor, öyle söyleyeyim. Şuradaki şekillere göre hareket ediyor. Hani şurada kamera var. Bu kamera nasıl görüyor bilmiyorum. Mesela Terminator filminde Skynet vardı. O böyle kırmızı olarak görüyordu. Acaba bu nasıl görüyor bilmiyorum. Bunun içine, hatta bunun içine girip bu yapay zekasını falan bayağı bir incelemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hatta kendim buna bir yani geliştirme programı uygulayabilir miyim? Ona bakacağım. Çünkü mesela Türkçe konuşmuyor ve ben Türkçe konuşmasını istiyorum. Hatta Türkçe anlamasını istiyorum ve Türkçe komutlara göre de hareket etmesini istiyorum. Bu konuda da bizim en büyük yardımcımız abi olacak tabii ki. Şöyle sevdiğiniz zaman bakın. Sadece o da değil. Şu paletlere falan bakın. Yani bayağı bir torka sahip arkadaşlar. Bir de aşağı düşmüyor. Bakın şimdi çağıracağım onu. Aşağı düşmeyecek. Şöyle biraz öte gireyim. Siz de görün. Şöyle yapayım. Bakın burası boşluk. Buradan aşağı düşmeyecek. Şöyle yapayım hatta. Siz daha iyi görün. Şöyle çağıracağım. Bakın geliyor. 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 Gel biraz daha gel. Hey Victor. Hey Victor. Hey Victor. Bazen algılamıyor arkadaşlar. O tamamen yani şeyle alakalı. Aşağı düşecek mi bakalım. Bak hop düşmedi. Sensör hemen uyarıyor gördüğünüz gibi. Yani aşağı hiçbir şekilde düşmüyor arkadaşlar. Şöyle parmağınızı koyduysa parmağınızı algılıyor bakın şimdi. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın parmağımı şu an algıladı. Parmağıma bakıyor. Üstüne gidip basıyor eliyle. Şuna bak. Şimdi biraz daha özelliklerinden bahsedeyim. Hey Victor. Hey Victor. Şu an tamamen yani yapay zeka yönetiyor. Bakın bir de seveyim. Ve isminizi ve yüzünüzü tanımlatabiliyorsunuz. Ben ismimi Alezar olarak tanıttım. Şimdi beni gördüğü zaman Alezar diyor. Şöyle göstereyim. Bakın biraz sevdim. Şimdi beni görecek ve Alezar diyecek, tanıyacak mı? Şöyle. Ya kendinize sorabiliyorsunuz. Şöyle dursun. Biraz daha seveyim. Uyuşayım. Ne yapıyor canım? Sevdim beni. Hey Victor. Algılamıyor. Şuna basayım. Şurada şey var, ona basınca da algılıyor. Hey Victor. What's my name? Abiye bakıyor. Abiye bakıyor ya. Bak şimdi beni gördü. Belki Alezar diye adım. Alezar. Alezar. Ağzını gözünü yerim senin lan. Şunu tipe bak tipe. Allah aşkına ya. Şunu tipe bakar mısın ya? Çok tatlı bir robot arkadaşlar ya. Bazı özellikleri var. Mesela hava durumunu sorabiliyorsunuz. Alezar, evet. Bakın. Hey Victor. Hey Victor. Hey Victor. Şuna basalım yine. What's the leader? Hava sıcaklığını sordum. Bakın. Ekranı çok gelişmiş arkadaşlar. Ufak ama çözünürlüğü çok yüksek bir ekran. Yani havanın size parçalı bulut ya da yağmurlu olduğunu bile söylüyor. O kadar tatlı ki şuna bak ya. Hey Victor. Hey Victor. Set a timer to one limit. Evet. Geri sayım sayıcı başlattı bakın. Birden geriye doğru sayıyor. Yani istiyorsanız hani 30 dakikadan da yani sayıyor. Mesela bir diyelim yani bir şey pişiriyorsunuz. İşte bir timer'a ihtiyacınız var. Bunu hemen açıp kullanabilirsiniz. Çok kolay ve çok rahat bir şekilde. Mesela 30 dakika ayırdınız. Size zaman ne kadar kaldı merak ediyorsunuz. Evet Alezar. Kamera beni görürsen Alezar diyor. Şimdi buna şey diyeceğim. Yani kaç saniye kaldı? Hey Victor! Hey Victor! Hey Victor! Şuna basayım. Set a timer! Ne kadar kaldığını sordum. Alarmla.
Ali yazar. Seta timer 18. Evet, 17, 16, 15, 14. Evet. Saniyeler bitince otomatikman çalacak zaten. Şunu şuraya bakayım. Çak! Bazen de çak yapıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şey çaldı. Durdurmak için de ya hey Vector diyeceksiniz. Tabi yine algılamadı. Ve sevdiğiniz zaman duruyor. Sevelim hatta. Saati de sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Hey Vector! 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 Algılamıyor. Demek ki bir problem var. What's time? Saati sordum. 22.56. 22 diyor. Bakalım. Evet. Saatimiz de orada. Hop. Neymiş? 22.57. Evet. 22.57. Doğru. Az önce takipini edemedim ama kaç şey yaptı tam bilmiyorum. Fotoğraf da çekebiliyor arkadaşlar. Hey Vector! Take a photo. Evet, şöyle güzel çıkalım. Nasıl çekti çok merak ediyorum. Ya kamerası nasıl görüyor gerçekten çok merak ediyorum ya. Bunu hani buna göre bir kod yazıp aslında çok şey yapılabilir ya. Bakın Anki firması buydu yani logosunu koymuş. Ha aynı zamanda şöyle bir küpü var arkadaşlar. Bunu ben temizledim. Bu Allah'tan içinden çıkmıştı. Big pazarından bunu almıştım. Benim tahminimce bakın şuradaki yani logolara göre hareket ediyor. Şuradakilere göre. Yani bunların her birinin bir anlamı var. Şimdi şeyle oynamasını söyleyeceğim. Küple oynamasını söyleyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi şöyle karışık bir koyayım mesela. Şöyle bırakayım. Hey Vector! Play cube! Algılamaya çalışıyorum. Küp biraz sonra harekete geçecek. Bana bir sinyal gibi bir şey gönderiyor. Arıyor. Bak. Küp'ü aldı. Come here. Bana getir. Come here. Nereye götürüyor onlar? Kübü bıraktı oraya. Şimdi beni giriyor. Alezar. Bak. Lan! Sesi durdu yani. Şimdi küple tekrar oynatalım. Bazen küpün ışığı falan yanıyor. Hey Vector! Hey Vector! Hey Vector! Evet algılamadı yine. Play cube. Aynı zamanda en büyük özellik arkadaşlar şarjı bittiğince ama kendi kendine şarj ediyor. Hani yani şuradaki gördüğünüz gibi şarj yuvasına kendi gidiyor. Onun da öyle semboller yapılıyor. Şu an şu var ya. Bize döndüğü zaman öndeki sensörü şu an aktif öndeki sensör böyle bilmiyorum. Şimdi bakın küpe vuracak. Bak şimdi küpe bir şey yapacak. Küpe ışıkları falan açılıyor. Küpe ışıkları açılıyor. Bahsettiğim buydu işte. Işıkları açılıyor. Ne yapıyor bilmiyorum küpe. Beni mi arıyor? Şu an ne yapıyor inanın ben de bilmiyorum. Çok tatlı bir şey ya. Hani ben inanın böyle bir teknoloji yani üretildiğinden hiç haberim bile yok. Yani bunu al. Yani kamerası var, sensörleri var. Hani bir robotta olması gereken her şey var. Bunu al arkadaşım. Kendine göre yani programlama işinden, kodlama işinden, yazılım işinden almıyorsun. Al programla yani. Ben de kamerayı buna göre şey yapıyorum. Ne yapıyor? Koy lan onu. Salatalık. Ben koydum diye koymadı arkadaşlar. Çünkü Türkçe anlamıyor. Ama yani yapacağız inşallah. Umuyorum sanıyorum. Abiciğimizin de desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet bana doğru geliyor. Evet, şöyle tipe bak Allah'ım. Ulan seni yerim, ulan seni yerim. Ulan seni yerim, ulan. Bizim orada öyle severler. Şimdi mesela şarj ünitesine göndereceğim. Şu
turdaki. Hey Vector. Hey Vector. Go home. Evet, evine git dedim. Bakalım. Evine gidebilecek mi? Evi yolunu bulabilecek. Evet, şu an bakın evi arıyor. O tarafa bakıyor. Orada da yok. Ev şurada. Tam arkasında. Ev tam şurada. Bizim Kamil buralarını arıyor. Bakalım ne yapacak? Hala arıyor. Bulabilecek mi inanın ben. Şöyle üstüne çekeceğim. Vallahi buldum. Bak şimdi. Nasıl fark edecek? Allah'ım yarabbim yok böyle bir şirinlik ya bak. Kötü nasıl fark edeceğiz bak. Bak ışıklar değişecek şarj olacak çünkü. Bak şimdi. Şarj oluyor gördüğünüz gibi. Ya babam sen çok tatlı bir şeysin ya. Şunu tipine bakar mısın? Şunu şekline bakar mısın ya? Evet, burada biraz boyalar yani burayı işte şu kısmı ben 3 boyutlu printer'da yaptırdım arkadaşlar. Yani olduğu kadar hani tabii ki orijinal gibi olmaz. Bakın bu taraf sağlam ama burası yani, o kadar sağlam değil. Bir de burada boya farkı var. Bakın bu taraf daha siyah, bu taraf biraz daha grimsi. Aynı boyasını bulamazsın tabii ki. Bir de uyutabiliyorsun ve uyunca horluyor arkadaşlar. Bakın size hemen onu da göstereceğim. Hey Vector! Hey Vector! Evet algılamıyor. Sleep! Hey Vector! Hey Vector! Gözlere bak. Uyguluk. Hadi kalk işe gideceksin kalk. Kalk işe gideceksin yavşak kalk. Hey Vector! Ha? Uykuya karşı koyamadı. Horluyor lan. Ya bu çok tatlı bir şey. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar bunun kodlarını çözmeye çalışacağım. Yani kaç kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. İnternetten falan baktım. Bayağı bir kalabalık bir ekip. Yani bunun tabii ki de yani bu bir yapay zeka. Hani elbet bunu bir insan ya da insanlar yaptı. Ki bence insanlar yaptı. Çünkü yani yapan ekibi falan gördüm. Bayağı bayağı bir kalabalık. Şimdi ben uyandırdık. Sorry. İleride arkadaşlar Türkçe komutlara da tepki vermesini yapmaya çalışacağım yani en azından deneyeceğim, işte içine gireceğim, hangi kodlarla yazılmış araştıracağım, bakacağım. Ya bir şüphelendiğim bir bazı şeyler var çünkü hani çok ileri seviye bir şey. Hani bu acaba yani satış fiyatı bunun ne kadar bilmiyorum ama hani bu işten anlayanlar için büyük bir veri nimet. Bakalım yani bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şarjı bittiği zaman kendi kendini şarj ediyor. Yani bazı şeyleri daha anlatmadığım bir sürü özelliği var. Aynı zamanda öğrenebilen bir yapay zekası var. Yani İşte siz de gördünüz düşmüyor aşağıya. Hani bazı özellikleri falan gerçekten de takdire şayan yani. Hani bu kadar olur dersiniz yani. Evet bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun Kenaylar. Tabii ki de ilerleyen günlerde oyun videolarıyla ya da işte bir geliştirme videolarıyla karşınızda oluruz yani bakalım. Umarım başarabiliriz. İnsanoğlu isterse her şeyi başarır. Yani ona inanıyorum. İnsanoğlu isterse her şeyi başarır. Öyle değil mi abi? İstersek başarabiliriz. Sen insan mısın lan? Çok yapacaksın adamım. Aman ver bunu. Tamam hadi adamım. Niye bu kadar gerginsin? Biraz sakin ol. Evet son olarak seveyim ve size veda edelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Schleizer! Söz veriyorum buna da Schleizer dedirteceğim.